Biraz Değerli hocalarım, saygıdeğer katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'yı 1 dakika geçiyor. Bugün 2 Temmuz 2020 Perşembe. Profesyonel Ses Derneği'nin Perşembe seminerlerinden birinde daha birlikteyiz. Bugünkü Perşembe semineri benim için çok özel. Çünkü çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, beraber olmaktan her platformda çok keyif aldığım sevgili ağabeyim, Profesör Doktor Hakan Korkmaz konuğumuz olacak. Bütün arkadaşlarım, çoğu arkadaşım zaten kulak burun boğaz uzmanıdır. Bu konuya ilgi gösterenlerdir, bizimle birlikte olanlar ama değişik camialardan farklı dinleyicileri de içeren çok güzel bir platformumuz var. Dolayısıyla onlara biraz Hakan Hoca'yı tanıtmak için önce kendisinin özgeçmişinden birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Hakan Korkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ardından yine Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda Kulak Burun Boğaz İhtisasını tamamladı. 1992 yılında uzman olduktan sonra mecburi hizmet ve askerlik görevinin ardından 1995 ve 98 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman olarak çalıştı. Bu nokta önemli çünkü bizim yollarımız orada kesişti. Önce asistan olarak Hakan abimden çok şey öğrendim. Sonra Hakan Hoca 1998 ve 2000 yılları arasında başboyun kanser cerrahisi üst lisansı yapmak üzere Amerika'ya gitti. O dönemde biz kendisiyle neredeyse mektup arkadaşıydık. O zamanlar mektup yoktu, e-mail vardı. E-mail aracılığıyla görüşürdük. Kendisiyle her şeyi tartışırdık. Arkasından Türkiye'ye döndükten sonra Numune Hastanesi'nde önce baş asistan, sonra şef yardımcısı olarak görev yaptı. Ve 2005 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şef oldu. 2005 yılından beri kendisi bu klinik şefliği görevini devam ettiriyor. Oradaki görevine devam ederken 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda profesör kadrosuna atandı. Buradaki görevi de 9 yıldır devam ediyor. Benim için önemli noktalardan birisi, siz bize bağlanmadan, bizimle bir araya gelmeden önce de kendisine ifade ettim. Kulak burun boğaz okullarının kurulmasındaki öncü rolüdür. Ülkemizde biliyorsunuz kulak burun boğaz üzerine bir üst ihtisas yok. Ama bu üst ihtisas benzeri eğitimi hekim arkadaşlarımıza vermek üzere kurulmuş olan kulak burun boğaz okulları var. Bu sene 8. yılını doldurdu. Hakan Hoca'nın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde bu okulların kurulmasında çok ciddi emeği var ve Kulak Burun Boğaz Okulları'nın kurucu başkanıdır kendisi. Değişik derneklerde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevleri, halen bakanlık düzeyinde birçok danışmanlık görevi bulunan Hakan Hoca, hepimizin başı sıkıştığında alo dediği, yardım aldığı, hepimizin ağabeyi olarak gönüllerimizde ayrı bir yeri olan insan. Ben bu şekilde konuşmaya sabaha kadar devam edebilirim ama siz beni dinlemek için burada değilsiniz. Dolayısıyla ben kendisine şu anda sözü veriyorum. Umarım sizler için keyifli bir toplantı olur. Toplantı sürecinde soru cevap kısmından bize her zaman sorularınızı yazabilirsiniz. Ben onları toparlayıp sunumunun sonunda Hakan Hoca'ya sizler adına iletmeye çalışacağım. Hepinize keyifli bir toplantı diliyorum. Hakan abi söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle katılan bütün meslektaşlarımızı, arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Tabii sevgili Haldun, Haldun Oğuz hocamız ama benim Haldun kardeşim, yani benim çok değerli kardeşim, meslektaşım, arkadaşım, çok değerli bir insan. Bu camia yaptığı inanılmaz katkılar var. Özellikle laringoloji alanının genişlemesinde, oturmasında, uluslararası boyutlara erişmesinde çok çok büyük faydaları var. Ben de kendisini çok seviyorum. Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana sağladığı için. Ya tabii laringolojinin içerisinde laringiz kanserleri konuşmadan olmaz. Yani işte kanser olunca da, yani biz de konuşunca herhalde işte kanser konuşabiliyoruz. Ama tabii ben yine mümkün olduğu kadar hani böyle çok ileri kanserler değil de yani laringolojiye biraz daha uygun olsun diye işte T1-2 kanserler, biraz erken lezyonlardan bahsedelim. Olabildiğince de tabii interaktif olabilir. Haldun Hoca moderate edecek. Sorularınız olursa da yazarsınız. Onlara da anında cevap veririz. Ben bugün mümkün olduğu kadar larynx kanserlerine bir pratik yaklaşımda, yani karar vermede, karşılaştığımız güçlükler, zorluklar,
Yani çünkü elimizde birçok tedavi seçenekleri var. Bu seçeneklerden hangisinde yürüyelim konusunda kendi işte ve kliniğimizin deneyimlerimizde kullanarak sizlere biraz aydınlatmayı, bir perspektif vermeye çalışacağım. Tabii benim geniş bir ekibim var sağ olsunlar dış kapıda. Başboyun ekibinin işte başında yine Gülesar Saylam Hoca, sevgili Ömer Bayır ve diğer hocalarımız. Hakikaten bir birlik olarak, beraberce bir ekip olarak biz bir takım şeyleri başarabiliyoruz. Biliyorum Emel de geldi buraya. Sevgili Emel de tabii bize laringoloji alanında önemli destekler veriyor. Biz de sesleri bozuyoruz. O sağ olsun düzeltiyor. Evet, şöyle şimdi larynx kanserini tabii hepimiz çoğu şeyi biliyoruz. Epitelden köken alıyor ve rejyonel metastaz yapıyor. Uzak metastaz yapma ihtimali oldukça düşük. Sigara bilinen en önemli risk faktörü. 30 yıl içerisinde aslında değişik tedavi seçenekleri oluştu ama hani yaşam beklentisi çok artmadı. Maalesef bütün evreleri düşününce hastalarımızın 1/3'ünü 5 yıl içerisinde kaybediyoruz. Ama son yıllarda larynx koruyucu cerrahiler, işte cerrahi dışı tedaviler ön plana çıktı. Tabii değişik patolojilerde söz konusu ama en çok gördüğümüz, çok ayrıntıya girmeyeyim, squamous hücreli kanserleri görüyoruz biliyorsunuz larynx'te. Bir de tabii laringolojiyi de daha çok ilgilendiren işte erken lezyonlar var. İşte atipisiz hiperplezi, işte birlikte keratoz olması olmaması, hafif displaziler, işte şiddetli displaziler, karsinoma institutular, mikroinvaziv kanserler, invaziv kanserler oldukça geniş bir spektrum. Ve bunlar da bazen kafamızı karıştırıyor, karar vermede de güçlükler çekebiliyoruz. Ben mümkün olduğu kadar hani kendi perspektifimizden yine tabii ki tartışılır ama deneyimlerimizden daha böyle pratik yaklaşımlar paylaşmaya çalışacağım. Benim çok sevdiğim bir slide artık bu böyle hani otursun istiyorum. Bizde de istatistikler artık Kanser Savaş Dairesi'nin istatistikleri oldukça güvenilir bence. Bizim başboyun kanserlerinin sıralamasında larynx kanserleri birinci sırada yer alıyor. Dünyaya baktığımız sağ taraf dünya birinci sırada oral kavite kanserleri yer alıyor. Larynx kanserleri ikinci sırada. Oral kavite kanserleri biliyorsunuz Hindistan çok kalabalık büyük ülke. Orada bir numaralı kanser. Belki onlar sayıyı yükseltiyorlar. Amerika'da biliyorsunuz en sık görülen başboyun kanseri orofaringx kanseri, HPV ilişkili kanserler. Ama bakın bizde orofaringx kanseri 7. sırada. Hep ben bunu vurguluyorum. Larynx kanseri 1, 2. oral kavite kanseri, 3.'sü bakın dünyada da öyle nazofaringx kanseri. Belki biz çok bunun farkında olmayabiliriz. Yani tanıyı koyup hemen kemoradyoterapiye gönderiyoruz ama nazofaringx kanseri önemli bir başboyun kanseri. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Tüklük bezi kanserleri 4. sırada, paranazal sinüsler 5, hipofaringx 6, 7. de orofaringx kanserleri. Demek ki bizim için ülkemizde larynx kanserleri önemli. Çalışmalarımızı klinik, laboratuvar çalışmalarımızı bu konuda daha yönlendirmemiz, yoğunlaştırmamız daha faydalı olacaktır. Erken evre, işte T1-2 deyince tabii erken evre larynx kanserleri anlamına geliyor. Daha çok gördüklerimiz glottik kanserler. Bu 2017'deki TNM sınıflandırması hepimiz biliyoruz. Çok büyük bir değişiklik olmadı aslında larynx'in TNM sınıflandırmasında, özellikle de erken evrelerde. Yani T2 işte impaired vocal mobility, yani kısıtlanmış hareket, yine T2, orada çok değişen bir şey yok. Supraglottik olanlarda işte bu biraz bana abartılı geliyor. İşte dil köküne uzanmış, valiküle uzanmışı bile T2 kabul ediyoruz. Yani ben biraz onlara daha temkinli yaklaşmayı doğru buluyorum. Bu kısımda zaman içerisinde değişebilir diye düşünüyorum. Subglottik, pure, saf subglottikleri de son derece az görüyoruz. Daha çok erken evrede T1-2'lerde glottik kanserler üstünde konuşacağız. Şimdi bu grup hastalarda bir takım özellikler var. Tek modalite ile tedavi ediyoruz. Lokal tedavi yeterli oluyor. Çoğunlukla da boyuna müdahaleye gerek yok. Lokal tedavi deyince de transoral lazer cerrahiler artık günümüzde çok popüler. Açık parsiyel cerrahiler tabii ki. Ve yine dar saha 5x5'ten 10x10'a kadar radyoterapiler yine lokal tedavi seçenekleri arasında. Şimdi bazı T3 lezyonlar da erken evre gibi kabul edilip yaklaşılabilir. Yani orada biraz iç içe geçme var. Hani evre 3 olsa bile işte paraglottik bölge tutulumu ya da epileptik mesafe tutulumundan dolayı evre 3 olsa bile bunları da parsiyel cerrahiler yapıp erken evre gibi
davranabiliyoruz. Ama mesela çok kesin bir takım kriterler var. En pozitif olan hiçbir hasta kesinlikle erken evre değildir. Yani larynxte 3 mm'lik bir lezyon olsun, boyunda da 2 cm'lik pozitif lent node olsun, bu hasta ileri evre bir hasta olarak kabul etmek lazım. Ona göre planlamaları yapmak lazım. Keza aritonit fiksasyonu olan, kısıtlılık değil ama aritonit fiksasyonu olan hiçbir lezyonda erken evre değildir. Bunları böyle bence kafamıza yerleştireceğimiz temelde ki ana veriler, bunlara göre kararımızı vermek tabii daha kolay olabilir. Şimdi nasıl değerlendiriyoruz? Ofis endoskopileri yapıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi onun detaylarına gireceğim. Görüntüleme istiyoruz. Kontrastlı BT veya yine kontrastlı MR. Sonra mikrolaringoskopi yapıyoruz. Bu sırada rigid endoskopları kullanıyoruz. Biyopsi yapıyoruz. Ve netice itibariyle hem histolojik tanı koyuyoruz hem de bir topografisini yapıyoruz. Yani biz bu hastayı erken kabul edip, T1 kabul edip, 2 kabul edip lokal tedavilerle tedavi edebilir miyiz? Birinci amacımız olmalı. Ofis endoskopi sırasında hem rigid endoskopları hem de flexible endoskopları kullanabiliyoruz. Ben bir larynx kanseriyle nedeniyle başvuran, değerlendireceğim hastayı mutlaka flexible endoskopiyi yapıyorum. Flexible endoskopun nasıl faydaları oluyor? Lezyona yaklaşabiliyorum, sublotik bölgeye geçebiliyorum. Dil normal yerinde daha fizyolojik bir görüntü elde ediyorum. Ama 3,5 mm olduğu için biraz daha sınırlı bir bilgi veriyor. Rigid endoskoplar da 70-90 derece, 70 dereceyi daha çok kullanıyoruz. İşte bunların 4 mm, 5.8, 10 mm'ye kadar olanları var. Genellikle 5.8'i tercih edip panoramik yüksek rezolüsyonlu görüntüler elde edip hatta erken lezyonlar için, premalign lezyonlar için stroboskopi yapma olasılığımız da var. Yani ofis endoskopi dediğimiz zaman hem flexible hem de rigidleri kullanmak lazım doğru değerlendirmeyi yapmak için. Bize ne veriyor bunlar? Lezyonun yaygınlığını bir kere. Mukozal yayılımı görüyoruz. Ayrıca submukozal dolgunluk var mı yok mu? Aritonit hareketini değerlendireceğimiz tek yöntem bu. Ne görüntülemede ne de direkt laringoskopi sırasında değerlendirebiliriz. Yine keza kort hareketi ve en önemlisi bence kayıt elde ediyoruz artık. Bu kayıtlar da yani inanın ki ben böyle mesela bir muayene sırasında bir değerlendirme yapıyorum. Sonra kayıtlara gidip bakıyorum ya bunu nasıl böyle gördüm diye fikrimi değiştirebiliyorum. Yani o hızlı değerlendirme sırasında bazen insan yanılabiliyor. Şimdi kayıt ettik mi hem kendimiz defalarca bakabiliyoruz hem meslektaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan fikir elde ediyoruz. Gerçekten doğru karara erişmemize sebep oluyor. Görüntülemede BT veya MR'i tercih etmek lazım. İkisinden birisi olur. İkisine gerek olduğu durumlar nadirdir. İşte bazen kartilaj restriksiyonu, tiroid kartilaj restriksiyonu var mı yok mu? Ekstra laringel işte var mı yok mu diye karar vermede problem olursa ikisi birden olabilir. Bizim genellikle tercihimiz kontrastlı BT. Hem larynx'i iyi bir kontrast verilirse, zamanlaması iyi yapılırsa hem larynx hem de boyun lenf notlarını çok rahatlıkla değerlendiriyoruz. Bir de bunun avantajı toraks BT'si çekiyoruz. Biz erken evre bile olsa bu hastaların çok büyük bir kısmı sigara içtiği için mutlaka toraks tomografisini çektiriyoruz. Yani hem ikinci primerler hem akciğer metastazı hem KOAH açısından bizim için olmazsa olmaz gerçekten tedavi planlarını değiştirdiğimiz çok hasta oluyor. Yani larynx'in tedavisini bitirip de sonra bir film çektirdiğimizde akciğerde bir sürprizle karşılaşmaktansa baş boyun kanserli bütün hastalarda özellikle üst ağrı digestif sistem kanserlerinin hepsinde toraks BT çektirmek lazım. Ultrasonu ne zaman kullanıyoruz? Yani lenf notlarının notülünde biraz sıkıntıya düştüğümüzde ince iğne yapalım işte ya da ultrasonik bulguları değerlendirelim diye düşündüğümüzde faydası oluyor tabii. PET'i erken evrelerde hemen hiçbir zaman kullanmaya gerek yok ama bazen hastalar ellerinde geliyorlar. BT veya MR tekrar edeyim tek başına yeterli ama mutlaka kontrastlı olması lazım. Belirgin üstlükleri yok. İyi bir BT'den sonra MR'a çok nadir ihtiyaç duyulabilir. Ultrasonu biraz önce açıklamıştım. Şimdi görüntüleme bize ne veriyor? Ofis muayenesinin dışında göremediğimiz derin alanlarını, boşluklarını larynx'in bize ve evreyi gerçekten etkiliyor ve planlarımızı da etkiliyor. Özellikle periepiglotik mesafenin tutulumu, sınırlı bir tutulum veya yaygın bir tutulum mu var? Paraglotik mesafe yine ön paraglotik mesafe mi, arka paraglotik mesafe mi? Ön arka kısmında şu anda yani çok böyle net bir sınır olmamakla beraber aritonitin vokal prosesinin ön sınırı aslında paraglotik mesafenin önünü ve arkasını ayıran ki önünde daha parsiyel cerrahileri yapabiliyoruz tutulum varsa ama arka paraglotikte biraz daha zorlanabiliyoruz parsiyel cerrahiler açısından. Sproglotik, glotik ve subglotik yapıları değerlendiriyoruz. Ekstralaringiyel bir yayılım var mı? Bazen larynx'in içinde küçücük bir tümör görüyorsunuz. Sonra bir film çektiriyorsunuz ki dışarıda ekstralaringiyel yayılım var ve boyun lenf notlarını değerlendirmiş oluyoruz.
Tabii bitmiyor. Direkt laringoskopi yapıyoruz. Direkt laringoskopinin amacı tabii biyopsi yapmak ama burada da yapacağımız incelemeler hasta uyuyorken hem mikroskopla yaptığımız, biz mutlaka artık mikroskoptan önce rigid uzun endoskoplarımız var. 0 derece, 30 derece, 10 milimetrelik veya işte 5.8 milimetre de olabilir. Bunlarla yine larynx'i ayrıntılı değerlendiriyoruz. Sonra da mikroskopla değerlendirip biyopsilerini yapıyoruz. Yani çok çok iyi değerlendirdikten sonra hakikaten karar vermek daha kolay oluyor hangi yoldan gideceğimiz konusunda. Biyopsilerde değişik durumlarla karşılaşabiliriz. Vejetan hacimli bir lezyon varsa punch biyopsi standart ve klasik. Ama lokoplazik sınırlı bir lezyon varsa, sınırlıysa gerçekten eksizyonel biyopsi ve stripping yapılabilir. Hem biyopsi hem tedavi olmuş olur hasta. Sınırlı vejetan yüzeyel lezyonlarda yine bazen eksizyonel biyopsi tip 1-2 kordektomu şeklinde planlayabiliriz. Skip lezyonlar varsa, yani bir kortta ana lezyon var, karşı tarafta da başka bir lezyon var. Bunlardan mutlaka ayrı ayrı biyopsi yapmak lazım. Submukozal lezyonlarda da insizyonel biyopsi yapmak lazım. Yani mukozayı geçip insizyon yapıp daha derinden biyopsileri yapmak lazım. Netice itibariyle T1-2 larynx kanserleri tek ya da iki bölgeyi içeren derinleşmemiş, aritonit fiksasyonu yapmamış erken evre lezyonlardır. Bu şekilde larynx'in tek yarısında yerleşen T1-2 lezyonları tedavi etme yöntemleri görece olarak net ve kolaydır. Şimdi bazı sınırlayıcı faktörler olabilir mi bizim tedaviye karar vermemizde? Örneğin erken evredir ama iki kort tutulumu vardır. T1-B diyoruz. Bunlar parsiyel cerrahiye uygundur ama aynı zamanda radyoterapinin de ön plana çıktığı durumlar olabilir. Ön komüsür tutulumu hep çok tartışılır. Yani soru gelirse onu detaylı tartışırız. Ama yani lazerle mesela bunları artık rahatlıkla müdahale ediyoruz. Açık parsiyel cerrahiler yine söz konusu olabilir. Radyoterapi de bir alternatif olabilir. Posterior glotik alanda mesela cerrahi yapmak çok zor. Erken evrede parsiyel cerrahi yani hakikaten çok dikkatli davranmak lazım. Çok yüzeysel bir lezyonsa yapılabilir tabii ki. Ama esas radyoterapi düşünülebilir. Aritonit üstünde bir lezyon varsa yine parsiyel cerrahi olabilir ama yine radyoterapi ön plana çıkabilir. Subglotik lezyonlarda radyoterapi ön plana çıkabilir ama parsiyel cerrahilerde düşünülebilir. Hep erken evreleri konuşuyoruz. Onu unutmayın bunları söylerken. Şimdi histolojik olarak sınırlayıcı bazı faktörler olabilir bizim tedaviye karar vermemizde. İşte az diferansiye bir kanser bizi sıkıntıya düşürebilir. Bazaloid squamous jelly kanserler yine son zamanlarda da görüyoruz. Bunların hepsinde radyoterapide, parsiyel cerrahilerde, parsiyel cerrahi deyince tabii bunun içinde lazer de var. Önemli tedavi seçenekleri. Veriköz kanserle karşı karşıyaysak parsiyel cerrahi tabii ki daha çok ön planda. Ama yani cerrahiye bir şekilde uygun değilse hasta radyoterapiler düşünülebilir yine. In situ kanserde yine ön planda parsiyel cerrahiler var. Radyoterapi başka türlü güçlükler varsa ancak düşünülebilir. Yani çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Evet, başka hangi kararımızı etkilemekte sınırlayıcı faktörler olabilir? Yani erken evredir, kordon üstünde yerleşmiştir ama 3 santimdir, aritonitlerde hareket ediyordur. Bu hacimli lezyonlar bir problem olabilir. Skip lezyonlar varsa bu bizim kararımızı vermede yine güçlük oluşturabilir. Lokal cerrahileri yaparken birkaç defa düşünebiliriz. Lezyon dışındaki mukozanın sağlıksız olması, ödem, hiperemi, yani cerrahiye doğru giderken bizi yine birkaç kere düşündürmeli. Belki biraz daha radyoterapiye yönelmemizi sağlamalı. Tabii ki hastanın genel durumu da yine hani ameliyat planlıyorsak işte en önemlisi işte kardiyak EFS'i, anstabil anjina, ileri koah vesaire demans gibi durumlar bizi biraz daha cerrahiden uzaklaştırabilir. Evet, T1-2 hastalıklarda artık transoral cerrahiler gerçekten son işte 15 senedir tekrar gündeme geldi, oturdu. Lazer cerrahisinde işte yani kordektomiler daha çok yapıyoruz ama supraglottik ve suprakrikoid cerrahileri bile yapabilmemiz lazım, mümkün. Robotik cerrahide yine transoral olarak supraglottik, suprakrikoid cerrahiler yapabiliriz ama kordektomiye biraz daha mesafeliyiz robotik cerrahide. Yani orada daha çok lazeri tercih etmek lazım. Ama bazı robotlara lazerde bağlanabildiği için yine düşünülebilir. Açık parsiyel cerrahiler, vertikal laringektomiler, supraglottik, suprakrikoid laringektomileri tabii ki yapıyoruz. Ama vertikal laringektomiler son yıllarda yerini daha çok bu lazerle yapılan girişimlere bıraktı diyebilirim. Belki nüks lezyonlarda düşünülebilir ama günümüzde artık bayağı bir azaldığını söyleyebilirim.
Evet, son yıllarda popüler olan transoraller cerrahiler günümüzde işte parsiyel cerrahinin büyük kısmını gerçekleştirmek mümkün. Supraglottik larenjektomiyi bile yapmak mümkün. Mesela burada erken evre bir hastada sanıyorum tip 3 olması lazım bir lazer kordektomi ameliyatımız. Ön paraglottik tutulum, yani mesela T3 yapıyor aslında hastayı, ya da sınırlı preglottik mesafe tutulumu ve ön komisür tutulumu bu ameliyatı yapmamıza artık engel değil. Lazer cerrahisinde karbondioksit lazer biliyorsunuz ön planda popüler. Karbondioksitin mikroskopa bağlanmış olan, ateşe olanları tabii ki daha dünyada popüler olan ama artık flexible'ı da, fiber olanı da var kullanılan. Biz diyot lazeri hep vurguluyoruz, diyot lazeri kullanıyoruz. Diyot lazerden memnunuz. Yani böyle işte deneyimli kullanımda dokuya verilen hasar oldukça azalmış oluyor. Hani çok doku hasarından korkmamak lazım. Fonksiyonel sonuçlarımız da onları da baktık, memnunuz. Yani fonksiyon olarak da diyot lazer kullanırken önemli problemlerle karşılaşmıyoruz gerçekten. Bu flexible fiber enstrümanları kullanırken burada gördüğünüz gibi bir avantajı var. Bunların eğri uçları da var. Gerçekten böyle her köşeye ulaşmak mümkün. Belki mikroskopa bağlı olanlara göre bunu da bir avantaj kabul edebiliriz. Evet, yine transoral cerrahilerin avantajlarından şöyle bir üstünden geçersek, trakeotomiye çok az sayıda hastada gerek oluyor. Bazı belki supraglottik ya da suprakrikoid larenjektomi yaparsak robotik veya lazerle, o zaman her zaman da ihtiyaç olmuyor ama bazen onlara ihtiyaç olabilir. Hastalar erken yutarlar, kısa hospitalizasyon olur. Yani genellikle kordektomileri ertesi güne eve gönderebiliriz. Onkolojik olarak güvenilir, ses de gerçekten tatmin edici düzeyde oluyor. Bunlar mesela bizim işte diyotla yaptığımız sol taraftakiler ameliyat öncesi halleri, sağ taraftakiler de ameliyattan sonraki en az 6 ay kadar geçmiş, gayet güzel epitelize olmuş vokal kortla karşılaşıyoruz. Tabii özellikle tip 2 ve tip 3 de kalabilirsek ses sonuçlarımız da oldukça tatmin edici oluyor. Ama tip 4'ten sonra biraz tabii ki ses zorlar ama bazı tip 5'lerde biliyorsunuz yine kordun adalesinden önemli bir kısmını da korumuş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Yani aslında kordun üstünde tip 3 yapıyoruz ama işte ön komisürü aldığımız için, karşıya geçtiğimiz için tip 5A diyoruz. Ne bileyim, aritenoidten biraz aldığımız zaman tip 5B diyoruz. Ya da ventriküle gidiyoruz, subglotüse gidiyoruz. Aslında eğer bunlarda da tip 5'lerde de adalenin, vokal adalenin önemli bir balkını koruyabilirsek bunların da sonuçları iyi oluyor. Ne olabilir tabii ki? Yani tip 5A yaptığımız zaman önde yapışıklıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar bazen fonksiyonel olarak problem yaratabiliyor ama çoğunlukla hayır. Dünyada da birçok lazerle yapılmış literatür sonuçları var. Oldukça yani larynx koruma oranı ve onkolojik güvenirliği oldukça yüksek. Özellikle T1 lezyonlarda yani %100'leri varan neredeyse larynx koruma oranı var. T1B'lerde biz fazla tercih etmiyoruz. Biraz daha yani çok lezyon yüzeysi olabilir ama derin lezyonlarda T1B oldukça aslında lazerli agresif cerrahi oluyor. Orada biraz daha radyoterapiyi tercih ediyoruz ama dediğim gibi hani T1-2 olup ön komisür uzanan, bir miktar subglotik uzanımı olan veya ventriküle doğru giden lezyonlar olsa bile biz glotik tümörlerde lazeri tercih ediyoruz. Yine supraglotiklerde de robot veya lazer tabii kullanılabilir. Radyoterapiyle karşılaştırdığımız zaman yani radyoterapi tabii dar saha erken evrelerde alıyor ama yine de bir miktar larynx mukozasında kuruluk yapabilir. Ödem kalıcı olabiliyor. Rekürense tekrar uygulanamayabiliyor. Uzun sürüyor. Belki maliyet daha yüksek olabilir. Yutmayı etkileyebilir ama transoral lazer cerrahisinde ise komplikasyonlar gerçekten düşük. Kısa yatış süresi söz konusu. Yutma, solunum hepsi gerçekten tatmin edici. Onkolojik olarak da güvenilir. Yani bu açılardan baktığımızda da lazer cerrahisi bir avantaj olarak önümüze çıkıyor. Eksternal cerrahilerde komplikasyonlar daha fazla olabilir. Yani açık parsiyel cerrahilerde. Ama transoral cerrahilerde oldukça düşük. Yani kanama çok çok nadir gördüğümüz bir durum ameliyat sonrasında, postop dönemde. Hiç görmedik mi? Gördük ama çok çok nadir gerçekten. %1'lerin altındadır. En çok granulomla karşılaşıyoruz. Yani granulom yaklaşık bir %15 hastada
görülebiliyor. Ama onları da %15-20, onları da bir sabırla 5-6 ay takip edince bunların da %70-80'i kayboluyor. Müdahale etmek zorunda kalmıyoruz. Yani az bir kısmına bunları müdahale etmiş oluyoruz. Sonrasında yani sesten çok tatmin olmazsak, biraz daha böyle derin bir tüpüç olduysa, işte o iyileşmiş olmasına rağmen biraz boşluk kalıyorsa fonasyon sırasında, çeşitli rehabilitasyon, yani cerrahi rehabilitasyon yöntemleri kullanabiliyoruz. Enjeksiyonlar olabilir, anterokomisuroplastiler vesaire yapılarak sesle ilgili de, ses terapisiyle birlikte bir takım iyi sonuçlar da elde edebiliyoruz. Birkaç da literatür paylaşım, yani güncel 2019'dan, yine yeni son zamanlardan, karbondioksit lazerle ilgili yapılmış Japonya'dan bir çalışmada, bakın larynx koruma oranı %100, lokal kontrol %91'de, ses parametreleri 12 ay sonra da, tip 3 kordektomiden sonra da gayet iyi. Yani hem fonksiyonel olarak hem de onkolojik olarak güvenilir. Radyoterapi yaptığımızda tabii dar saha yapıyoruz. Genellikle 6000 ile 7000 arasında santigrat alıyor. Günümüzde daha çok 5 santim ve santimden 10 santim daha çok kullanılıyor. Boyuna verilmiyor tabii çoğunlukla. Ama supraglottik bir erken evresi boyuna da verilebilir. Şimdi radyoterapistler de bu etki, yani yan etkileri azaltmak için biraz daha böyle dozlarda modifikasyon yapmaya başladılar. 4000-4500 daha böyle hedefe yönelik, daha da dar saha bir takım çalışmalar var. Ama onların sonuçlarını göreceğiz bakalım. Evet. Yine işte bir, bu da güncel çalışmalardan bir tanesi. Radyoterapiden sonra 74 tane T1, 31 tane T2 hasta. Biraz nüks oranları yüksek aslında. Lazerle kıyasladığımızda T1'lerde %6, T2'lerde %26 civarına. Ama sonuçta yine erken evre olduğu için total enjektörümü de yaptıktan sonra sağ kalım oranları çok çok yüksek. Netice itibariyle yani bu erken evre kanserler gerçekten biyolojik olarak erken evre kanserler diye düşünüyoruz. Yani öncelikle lokal tedaviler yapıyoruz. Çok büyük çoğunlukla iyi sonuçlar elde ediyoruz ama nükslerinde bile, diyelim ki total ya da işte parsiyel cerrahilerde tabii yapılabilir erken evrenin nükslerinde de. Ama ondan sonra da gerçekten sağ kalımda da önemli bir kayıp olmuyor. Kurtarma cerrahisine bakalım. Radyoterapi sorusunun yükselerde işte transoral cerrahiler yapıyor muyuz? Evet, biz yapıyoruz. Eğer hasta işte aritonitle hareket ediyorsa, tümör lokalize mesela burada gördüğümüz böyle radyoterapi sorusu bir nüks. Bunlara transoral cerrahiler, lazer yapıyoruz. Açık parsiyel cerrahiler yapılabilir. Tabii ki elimizde total enjektüm yine kurtarma cerrahisi olarak önemli bir seçenek. Parsiyel cerrahi sonrası nüksler olursa yine tekrar transoral lazer cerrahisi yapılabilir. Yine radyoterapi yapılabilir. Total enjektomi de yine söz konusu olabilir. Ama buradaki en önemli mesaj, radyoterapi nüksü bile olsa lokal tedaviler, transoral tedaviler yapmak mümkün. Bazen biz bu lokal işte transoral tedavileri eksternal yaklaşımla birleştirip işte dışarıdan da tiroid kıkırdağın ön kısmında çıkardığımız zamanlar oluyor. Tabii teknolojide birçok bir ilerlemeler oluyor, gelişmeler oluyor. İşte robotik cerrahiler oluyor. Mesela bu robotik cerrahi alternatif bir cerrahi, video laringoskopik cerrahi diye. Yine hani yani hastanın yakınında böyle hani laparoskopik aletlere yakın aletlerle ama ekrana bakarak kısmi robotik cerrahi gibi oluyor. Yine bunları da işte bu şekilde çıkarmak mümkün. Yani bu transoral cerrahiler gerçekten artık yerini aldı lazer cerrahi şeylerin kanserlerinde. Giderek de daha artacak gibi görünüyor. Bazı şeylerin katılımıyla ilgili. Burada da şöyle bir laringoskoptan bu literatürü karıştırırken gördüğüm bir yazıyı paylaşmak istedim. Yani 265 tane hasta, larynx kanseri hastası incelenmiş. Burada güzel böyle detaylandırılmış. Ya baktım bu niye bu kadar laringoskopta yayınlanmış falan diye merak ettim. Yani başka bir sebep olabilir mi diye. Bunu sizin takdirinize bırakacağım. Hakikaten böyle çok hani sayı çok yüksek değil. 265 hasta. Bunların içinde T1'ler var, T4'ler var. Bir kısmı organ koruma, bir kısmı lazer yapılmış, bir kısmı bir şeyler. Hani çok fazla bir mesaj yok ama işte yayınlandığı yer neresi? İşte
Tel Aviv'den yayınlanmış. Onun için mi Laringoskop'ta yayınlandı bilemiyorum tabii. Burada takdiri size bırakıyorum. Evet, benim biraz böyle kısa tutmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Eğer sorular olursa onlara da cevap vermekten keyif duyacağım. Hakan Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel sunumu için. Süre olarak kısa ama Hakan abinin hem hızlı anlatışıyla hem de bir işe hakim olup hani ehlinden dinleyince tam böyle bir tıkır tıkır algoritma kafasında var. Onları bize böyle anlattığı için tabii çok eğitici bir sunum oldu. Şimdi gelen sorular var. Onlardan ben belli bir sıra dahilinde. Bizim dinleyici grubumuz abi tabii sizin gibi tamamı şey değiller, aslan cerrah değiller. Böyle büyük başboyun cerrahilerinden ziyade hastanın fonksiyonunu, sesini çok önemseyen bir grup var. Şimdi ilk aşamasından başlayacak olursak, özellikle bir lökoplazik bir lezyon var. Kanser öncülü düşündüğümüz, işte potentially cancerous diyoruz ya artık, Remodin evet. Derdik. Şimdi kanser potansiyeli olan lezyon diyoruz. Lökoplazik bir lezyon gördüğümüz zaman mutlaka direkt laringoskopi yapma kriterimiz nedir? Yani ameliyathaneye götürüp mutlaka biyopsi alalım derken neye dikkat alıyorsunuz? Vallahi bence burada en önemli şey hastanın sigara hikayesi. Yani bir sigara içicisi ise yani o da herhalde artık mesela 10 senedir günde bir paket sigara içicisini önemsemek lazım. Ve lökoplazisi varsa, ses kısıklığı da işte diyelim işte 2-3 haftayı geçtiyse yani bu hastayı belki hani bir miktar takip edebiliriz ama bunu arkasından ameliyathaneye götürme ihtimali çok kuvvetli. Yani sigara çok önemli. En önemli etiyolojik faktör olduğu için mutlaka sigara hikayesine göre hareket etmek bence önemli. Ama mesela diyelim bir bayan hasta hiç sigara içmemiş, lökoplazik bir lezyon var. Biraz tıbbi tedaviler uygulanabilir. Yani işte bir enfeksiyon geçirmiştir. Reflüsü vardır. Yani işte hepiniz tabii bunları çok iyi biliyorsunuz. O hasta biraz daha takibi alınabilir. Ama lökoplazi ve sigara birlikteyse mutlaka ameliyathaneye götürmek lazım. İstersen devam edeyim biraz. Mesela bunun sonucunda lökoplazi tabii ne demek? Hani bizim en pratik anlamda anladığımız beyaz lezyon demek esasında. Yani bu görünüşte bizim klinikte gördüğümüz beyaz lezyonu söylediğimiz isim. Bunun tabii ki bizim için önemli olan histolojisi. Histolojide ne var? Yani işte tabii en korktuğumuz kanser olması. Hani kanser olmadığında varsayalım işte o premalin lezyonlardan displazilerle karşılaşabiliriz. Veya keratozis. Tabii lökoplazi de yani sadece lökoplazi ise keratozis olması olabilir, mümkün. Ama genellikle keratozis için biraz daha böyle vejetan kabarık bir lezyonla karşı oluruz klinik olarak da. Displazilere gelince de displazi eğer hafif displazi ise bu benim için hasta rahatlıkla eve gönderilir demektir. Ama yine de sigara hikayesini önemserim. Orta şiddette displaziye yani bu bütün kanserlerde hani biliyorsunuz adenoid kistikte de işte mukoepidermoidde de orta şiddette grade'ini veriyoruz ya. Yani bizim pratiğimizde orta şiddet yok. Yani eğer bir şeyse hafifse hafiftir. Hafif değilse şiddetlidir. Yani öyle devam edeyim. Pratikte çünkü karar şeyleri hızlı vermemiz lazım. Orta şiddette olanlar şiddetli grupta kabul etmek lazım. Yani bunlar tabii ki hem yani tedavi hak ediyorlar hem de yakın takibi hak ediyorlar. Eğer ben orta şiddetli veya ya da şiddetli bir displaziyi tamamen çıkardıysam o zaman onu takibi alırım. Aylık olarak takip ederim. Ama eğer sadece biyopsi yaptıysam orta ve şiddetli displazi artı sigara hikayesi varsa mutlaka gider onun lezyonunu eksi ederim. Yani bu premalin lezyon çünkü elinde sonunda bir şeyler olma ihtimali var. %100 değil ama yani ondan kurtulmak lazım. Keratozis tek başına hani malignant açısından çok önemli olmayabilir ama displazi artı keratozis beraberse o zaman daha dikkat etmek lazım. Yani displazi artı keratozisi de mutlaka güzelce eksize etmek lazım. Çok teşekkürler. Şimdi siz tabii bu konuda çok deneyimli bir insansınız. Çok sayıda hasta görüyorsunuz. Uluslararası olarak çok tanınan, bilinen bir cerrahsınız. Sigaraya vurgu yaptınız. Bunu hani sadece bu toplantıyı takip eden hekim arkadaşlarım için değil, imkan olursa ileride biz bunu YouTube'da da yayınlayacağız. Belki
hasta olabilen, işte hasta yakını olabilen, konuya ilgi duyan genel dinleyici kitlesi için soruyorum. Sizin hastalarınız arasında sigara kullanma kullanmama oranı nedir? Yani sigara kullanmayan bir bireyin testeli kanseriyle gelmesiyle sigara kullanan bir bireyin gelme oranı nedir? Yani klinik pratikte sigara kullanmayan çok az. Yani bu %1-2'dir. Bu genellikle de bayanlarda görüyoruz ya bazen bu larynx kanserini. Zaten oran hani Türkiye'de de öyle işte %1 ile %5 arasında tahmin ediyorum. O biraz tabii genetik yatkınlık demek. İnanın ki aslında tabii sigaraya karşıyız, sigara içilmesin diyoruz. Yani net mesaj. Çünkü sigara kanser yapar. Yapabilir demiyorum, yapar yani. Ama sigara olmadan olan kanserlerden yani larynx de dahil özellikle de oral kavite vesaire biz daha çok korkuyoruz biliyorsunuz. Yani bunların tabii genetik kırılganlıkları daha fazla oluyor. Farklı bir biyolojisi oluyor. Yani uyguladığımız standart tedaviler, aldığımız cevaplar farklı oluyor. Farklı bir yerden de çıkabiliyor. Yani sigaraya karşıyız ama hani kanser özellikle de baş boyun bölgesinde, özellikle de larynx'te bir kanser sigarayla beraber ortaya çıktıysa o zaman hani edindiğimiz bilgiler, deneyimlerle daha rahat hareket edebiliyoruz. Daha rahat sonuçlarımızı tahmin edebiliyoruz ve doğru hareket edebiliyoruz. Ama sigara içmeyenden biraz daha korkuyoruz. Oldukça da düşük onlar ama. Peki. Şimdi az önce aslında hem sunum sırasında hem de hastadaki displaziye yaklaşımımız için sormuştunuz, bahsetmiştiniz ama onunla ilgili bir soru geldi. Şöyle diyor, displazilerde hocamın medikal tedavi ve takip yaklaşımı nasıldır? Yani bunu şöyle toparlayabiliriz isterseniz. Hani aldığımız, total çıkarttığımız bir lezyon olduğunu düşünelim. Küçük bir lezyon. Bu hafif displazi geldi. Ya da işte ağır displazi geldi. Takip süreleri arasından, yani takip frekansı açısından ya da yaklaşımımız açısından bir farklılık var mı? Yani çok ufak farklılıklar olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, ben mesela lekoplazik bir lezyonu alırsam hani onu biyopsiyle bırakmam. Yani onu eksi ederim. Yani hani etrafında bir miktar cerrahi sınır bırakarak kordu boyunca tutuyorsa stripling, yani o hem biyopsi hem tedavi olmuş olacak. Elimde netice itibariyle hani ben bir daha dönüp cerrahi yapmak istemiyorum. Yani lekoplazi için söylüyorum. Orada diyelim ki demin de söylediğim gibi hafif displazi çıktı. Hastanın da çok öyle yoğun bir sigara hikayesi yok. Ben bu hastayı 3 ayda bir görürüm. Ama diyelim ki şiddetli displazi çıktı. İşte ortayı kabul etmiyoruz dedik. Şiddetli displazi çıktı. Yaptığım tedaviden de yaptığım cerrahiden de eğer içim hani sindiyse onu biraz daha yakın takip ederim. Ayda bir görürüm. Yani bu hastalar biraz aslında daha korktuğumuz hasta grubu tabii ki. Saha kanserizasyonları vesaire olabiliyor. Yani bir ilk 3 ay, ayda bir görürüm. Ondan sonra 2 aya çıkartırım. Eğer her şey iyi gidiyorsa mesela senede olduktan sonra yine 2-3 ayda bir görmek isterim açıkçası. Ya bunları da hani kanserlerde 5 yıl takibimiz var ya. Yani bu premalin lezyonları, displazileri de 5 yıl takip etmek doğru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bizim şöyle bir vaka serimizi gözden geçirdiğimde yani 5 sene önce işte displazisi olmuş, 5 sene sonra adam işte kanserle gelebiliyor, 7 sene sonra gelebiliyor. Yani takip altında tutmak lazım. Özellikle şiddetli displaziler. Ama hafif displazileri yani bir 3 ay sonra görürüm. Her şey normalse, sigarayı da fazla abartmıyorsa takipten çıkartırım bile. Yani bir şikayetin olursa gel diyebilirim. Yani çünkü hafif displazi başka sebeplerden de olmuş olabilir. Bir iritasyon olmuştur, reflü vardır vesaire. Yani sigara hikayesi de çok yoğun değilse. Yani zaten şöyle, sigara hikayesi yoğun ve hafif displazili bir hasta çok olmaz yani. Onun için hafif displazi yani birkaç ay, 3 ay sonra görülüp, belki bir sonra 6 ay daha sonra görülüp takipten çıkarılabilir bence. Şimdi mutlaka sizin takibinizde de çok sayıda vardır. Bazen karar vermekte güçlük yaşadığımız hastalar oluyor. Mesela az önceki örnekte hani sınırlı küçük bir lekoplazik alandan bahsetmiştik ama yaygın lekoplazisi olan, bazı yerlerde derinliğini kestirmekte güçlük yaşadığımız, bazı yerleri çok yüzeyel gibi duruyor, stroboskopik bir muayene yaptığımızda bazı alanlarından çok emin olamıyoruz. Daha önce ameliyathaneye götürdüğümüz, işte yaygın mesela bilateral, T1B gibi düşüneceğimiz kanser olsa ama lekoplazik alanları olan, aldığınız biyopsilerde her zaman displazi gelen, bazen hafif displazi, bazen şiddetli displazi, eskiden orta düzeyde displazi bol bol gelen ama sigara içmeye de bir yandan devam eden, hep bir yandan da hep o ses fonksiyonunu düşündüğümüz için
hasta ve hasta yakınları bu konuda daha kaygılı olduğu için, hani bir kanser cerrahı, bir hekim olarak biz hani oranın temiz olması, hastanın yaşaması birinci önceliğimiz, ama tabii ki yaşamsal kalite açısından da o sesi de mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Bazen birkaç kez biyopsi yaptığımız, birkaç kez direkt laringoskopi altında değerlendirdiğimiz, ameliyat sonrası böyle işler bir iki ay güzel giderken üçüncü, dördüncü ayda tekrar şey gördüğümüz hastalar var. Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya şimdi tabii hani ben böyle yani pratiğimden hani cevap vermeye çalışıyorum. Doğruları yanlışları var. Ya ben biliyorum ki hepiniz bu konuda özellikle sen çok tecrübelisin. Mesela bizim klinik deneyimlerimizle ilgili eğer Emel bağlıysa ona da bir yani el kaldırırsa ona da bir... Emel Hoca bize el salladı, selam gönderdi. Biz de Emel'e buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Onu da konuşturabiliriz. Yani onun da öyle takip ettiği hastaları var. Yani şimdi pratik olarak yine söyleyeyim. Hani böyle biraz hani... Saha lokopilasi mi diyelim, daha saha kanserizasyonun başlangıç döneminde. Şimdi bu kortlardaysa, yani bunu iki aşamada, her iki kortta var diyelim, mentiküle doğru giriyor, biraz subglotüse iniyor işte tam olmasa bile. Bunu ben iki aşamada çıkarmayı planlarım herhalde böyle bir iki ay arayla falan. Önce bir tarafı, sonra diğer tarafı. Ama tabii daha kötüsü olabilir. Subglotik bölgede falan da olabilir bunlar, yani bu lezyonlar bayağı bir yaygın olabilir. Yani bir de sigara içiyorsa bu tabii en önemlisi bunları yakın takip etmek. Bu eninde sonunda bir yerden patlayacak demektir. Ki nitekim de öyle oluyor, yani hani sigara veya hani böyle çok sebat eden erken premalin lezyonların kanser olarak patlama ihtimalleri oldukça yüksek. Ama kortlardaysa problem daha çok, hani korda lokalize ise ve iki korttaysa diyelim. İki aşamada olabilir. Ama bazen öyle hastalar oluyor ki işte ne bileyim uzaktan geliyor, yurt dışından geliyor. Hani bazen güzelce hani şeyi anterior yapışıklığı nasıl olsa sizler halledersiniz diye laryngolog arkadaşlarımız, hocamız. Yani tamamını toplayıp çıkardığımız durumlarda olabiliyor tabii yani. Ama yapışıklıkla karşılaşma ihtimali yüksek tabii ki orada yani. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bunu hep böyle 2005-2010 arası dersek işte son 5 yılda, son 10 yılda denirdi biliyorsunuz. Artık herhalde son 15-20 yıl demek lazım. Bizim hastayı değerlendirme imkanlarımız çok arttı. Siz ona çok güzel vurgu yaptınız. Yani gerek rigid endoskopik olarak, gerek flexible endoskopik olarak. Şimdi işte yeni nesil flexible endoskoplarla biz gerçekten o herkesin elindeki işte telefonlardaki, kameralardaki yüksek rezolüsyonlu görüntülere erişme, dolayısıyla hastayı çok yakından takip edebilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla hani bizim eğitim aldığımız dönemlerde biliyorsunuz şöyle bir şey vardı. Erken evre kanserlerde, özellikle sadece korda sınırlı işte T1 gibi lezyonlarda radyoterapiyle endolaringeal cerrahinin ses sonuçlarını değerlendirdiğimizde endolaringeal cerrahinin sanki bir handikapı varmış gibi radyoterapiden sonra sesin daha iyi olabileceğini vurgulayan yayınlar vardı, çok iyi hatırlarsınız. Şimdi biz endolaringeal olarak, demin şeyden de bahsettiniz bu arada, o da benim çok sevdiğim bir konu. Direkt laringoskopi sırasında, endolaringeal müdahale sırasında rigid teleskopların kullanılması, dolayısıyla değişik açılarda derinliğinin, işte subglotisten bakılması, ventrikülün değerlendirilebilmesi, yani bizim elimizdeki imkanlar sizce radyasyon onkologların elinde var mı? Bizim yaptığımız ince işçiliği, ince görüntüleme imkanlarına, sonuçlar da biliyorsunuz bir radyoterapi verirken, benden çok daha yakın çalışıyorsunuz. Çok net planlamalar yapıyorlar. Hangi bölgeye bunu işte odaklayacaklar, hangi bölgeleri koruyacaklar vesaire. Ama hani böyle bir cerrah olarak, biraz böyle nasıl diyelim, objektif veriye inanan bir insan olarak ben böyle kendimizinkinden daha tatmin oluyorum. Bizi duyacak radyasyon onkoloğu arkadaşlarımızı böyle saygıyla selamlayarak bu konudaki fikrinizi alabilir miyim? Vallahi yani tabii çok sevdiğimiz, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Ya ben radyoterapist olsaydım ne yapar ne der şu flexible'ı alırdım. Eğer baş boyun radyoterapisi yapıyor olsaydım. Türkiye'de birkaç kişinin var herhalde. Bunu kullanan radyoterapistler var. Ama yurt dışında bazı, yani daha çok sayıda bence radyoterapistin elinde var. Çünkü onun dışında elindeki tek şey ses. Ses de değerlendirebilir. Bir de film. Yani sürekli biliyorsunuz bu radyoterapistler, medikonokologlar bizim hastaları değerlendirirken, ki o kadar sık gerekmiyordur. Bu bütün baş boyun kanserleri için de doğru. Film isterler. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir çağırırlar, MR isterler vesaire. Yani bu gereksizdir gerçekten. Çünkü bizim kanserlerimiz mukozal kanserler olduğu için biz görürüz.
Yani ben hep bunu böyle stajyerlere derslerde de anlatıyorum. KBB'nin artık bu da bizim bir yaşam tarzımız haline geldi. Mesela dahiliyeciyle kıyasladığımızda, genel cerrahla kıyasladığımızda onlar tümörlerini tespit etmek için ne yapıyor? Ultrason yapıyor, MR'a bakıyor, BT'ye bakıyor. Yoksa tümörün kendisini gördüğü durumlar az. Tabii ki kolonoskopi ile vesaire hani o tür şeyler görebiliyor ama çoğunlukla göremiyorlar. Ama biz tümörlerimizin hemen hemen çok büyük bir kısmını gözümüzle görüyoruz. Mesela tüklük bezinde şişliğini görüyoruz yani kitle olarak görüyoruz. Bu bizim için tabii biz çok böyle somuta alışıyoruz. Görüntüye alışıyoruz. Bu bir avantaj da ama bazı belki dezavantajları da olabilir. Bazen bazı şeylerde göz ardı ediyor olabiliriz. Tabii ki son yıllarda gelişen ben özellikle onu vurgulamaya çalıştım. Bütün görüntü endoskopi yöntemleri hem ofis olsun hem ameliyathane olsun çok önemli. Yani tekrar söyleyeyim. Yani ben bir hastayı değerlendirirken hangi tedaviyle gideceğime karar vermeden önce mutlaka hastayı flexible'da da değerlendiriyorum, rigid endoskopla da değerlendiriyorum. Rigid endoskop olup yani mümkün olanın işte kalın olanını 70 dereceye kullanıyorum şöyle güzel panoramik görüntüsü olsun diye. Hakikaten yani bazen flexible'da gördüğün farklı oluyor, rigid'de gördüğün farklı oluyor, bazen mikroskopla uyuttuğun yani ölü hasta bile var gerçekten elimizde. Ya bu şu mudur, bu mudur derken bunların hepsini birleştirerek kullanmak çok önemli tabii doğru karar vermek için. Artı ameliyat sırasında da işte mikrolaringoskopi yapıyoruz. O sırada da hastayı tabii rigid endoskoplarla üşenmeyip değerlendirmek çok çok büyük avantajlar sağlıyor yapacağımız plan açısından. Ben asistanlığımı hatırlıyorum Hacettepe'de yani o zamanki imkanlar dahilinde biz kafa aynası takıyorduk. Onunla işte dişçi işte aynalarıyla larynx'i iyi kötü bir şey görüyorduk. Ondan sonra çoğu zaman lokal anesteziyle, lokal topik anesteziyle poliklinik şartlarında işte laringoskopi yapıyorduk. Oradan hızlıca bir biyopsiyi alıyorduk. Zaten hani işkence gibi oluyordu. Nasıl karar vereceksin orada hani hangi ameliyatı yapıp nasıl gider? Ama şu anda hakikaten kayıt almak bakın mesela kayıt almak sadece yani hasta kaydını tutmak açısından değil. Yani dönüp tekrar tekrar bakıyoruz. Ya bu hakikaten şurası da öyle değil filan. Yani buradan geçebilirim, şuradan yapabilirim. Bu çok büyük avantaj sağladı. Görüntüleme yöntemleri. Görüntüleme yöntemleri de yani MR, BT şimdi çok yüksek rezolüsyonda bize bilgiler veriyor. Bakın mesela biz şimdi işte hazırlıyoruz, yakında yayınlayacağız. Yani larynx kanserlerinde N0 boyunlarda boyun seksiyonu yaptığımız T1'den T4'e kadar boyun seksiyonu yaptıklarımızda okült metastaz oranı buna supraglottik transkripsiyonla %17 çok düşük. Yani bu oran literatüre bakıyorsunuz %30'lar 40'lara varıyor. Yani özellikle de supraglottik olanlar. Fakat literatürü biraz daha dikkatli incelediğinizde eski yayınlar bunlar. Sevgili Güleser de burada mı bilmiyorum. O da onunla Güleser, beraber Güleser söz istedi. Biraz sonra ona da tamam. Söz vereceğiz. Tespitimiz de öyle. Evet evet. Yani Güleser'le de onu tespit etmiştik. Yani bu hakikaten eski yöntemlere göre ne bileyim çok arada kaldığımızda PET'i yaptırıyoruz mesela bir lenf nodunun şüphe ettiğimizde. Ultrason eşliğinde iğne biyopsi yapıyoruz. Böyle olunca gerçekten N0'larda okült metastaz oranı larynx serisinde 83 falan civarında hastamız var. Çok düşük. T1-2'lerde neredeyse sıfıra yakın. Belki ya biz o yayı, işte yazıyı biraz daha şimdi derliyoruz, topluyoruz. Belki de şey diyeceğiz yani hani elektif ameliyatları yani boyun seksiyonları konusunda biraz daha dikkatli adım atalım. Hani gereksiz cerrahiler yapmayalım. İşte şuna dikkat edelim. Şu olduğunda T4'lerde vesaire tabii ki işte diferansiyasyonu bozuk olanlarda biraz daha kötü. Bunların hepsi artık yani benim asistanlığa başladığım döneme göre çok şeyleri değiştirdi. Konuyu biraz dağıttım ama tekrar aynı yere toplayayım ben. Netice itibariyle ben radyoterapist olsaydım mutlaka şeyi yapmak zor. Rigid endoskopi yapmak çok ama flexible'a alışabilirler. Ben olsam bir flexible'la bakıp şey yapardım ama yani sayıları az. Çok avantajlıyız tabii ki. Hasta bir kere önce bize geliyor. Yani radyoterapiste gelen bir ses kısıklığı hastası yoktur. Ama çok önemli tabii radyoterapiste beraber çalışmak, multidisipliner çalışmak. Hakikaten doğru hastaları da onlara teslim etmek, erken evrede olsa ne de olursa olsun mutlaka radyoterapistlerle iyi çalışmak lazım. Tartışabiliriz bilimsel anlamda. Kavga etmeden güzel güzel çalışmamız lazım. Evet. Şimdi bizim ekipten diyeceğim. Sevgili Emel bir yorum yazmış. Onu ben dinleyicilerimiz görsün diye onun adına okuyacağım. Ağzınıza sağlık demiş size. Şunu eklemek istiyorum. T1B için ve alan kanserizasyonu açısından radyoterapi öncelikli olabilir. Ancak radyoterapi alan hastada ses restorasyonu ödem nedeniyle çok zor.
Ama lazer kordektomi sonrası ses restorasyonu için çok şansımız var demiş. Yani Emel de sizin ve benim söylediklerimi destekleyen şeyler söylemiş. Şimdi Güleser söz istiyordu. Ben eğer becerebilirsem kendisine söz vereceğim. Güleser'in de sesini duymaya çalışacağım. Sevgili Güleser, duyabiliyor musun bizi? Şu anda mikrofonun sessizde. Eğer beni duyabiliyorsan, mikrofonunu açarsan biz de seni duyabiliriz. Sanıyorum beceremedim. Yok, sen verdin ama Güleser bizi, seni duyuyor mu onu bilemedim. Bilmiyorum. Herhalde ya da kahve içmeye gitti Güleser. Baktı ki söz vermiyoruz. Şimdi peki, o döner. Ona haber gel. Güleser'in istihbaratı. Biraz sonra gelince Güleser'i duyarız. Burada hazırda beklesin. Ben şeyi sorayım. Bununla ilgili karşılaştığım hastalar oldu. Sizin de mutlaka vardır. Yine aynı şekilde hani objektif veriler üstünden tabii konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama bizler daha çok cerrahisini yaptığımız için onunla ilgili iyi sonuçlarımızı, kötü sonuçlarımızı da görüyoruz. Ama az önce söylediğimiz örnekle giderken sadece glottik tümörü olduğu için, erken evre glottik bir tümörü olduğu için radyoterapi alıp radyoterapi sonrasında çok ciddi sorunları olan, gerek sesle ilgili, gerek yutmayla ilgili, gerek ağrıyla ilgili, hatta bununla ilgili hani vokal kord paralizisine kadar biliyorsunuz yayınlar var. Bilateral paraliziyle ilgili yayın bile olduğunu biliyorum. Sizin karşılaştığınız böyle, hani her ikisini de sormuş olalım objektivite açısından. Yani endolaringeal planımıza uygun bir cerrahi yapmış olmamıza rağmen sonrasında çok sorun yaşadığımız ya da radyoterapi hani o hasta için çok uygun gözükürken sonrasında sorun yaşadığımız şeyler neler olabiliyor? Valla tam da böyle radyoterapiden başlayayım. Öyle bir hastamız var bizim şimdi. Yani öncesinde hani başka yerlerde radyoterapi almış işte dar sağa. Şu anda lezyon yok. Adamcağızın bir ağrısı var. Muhtemelen kondilit oluyor. Direkt laryngoskopiyle yapıp baktık esasında. Lezyon falan da yok. Fakat bunun böyle şimdi normalde otururken saturasyonları oksijensiz 96 ile 98 arası değişiyor. Ama her gün bir ya da iki tane bir solunum problemi hata oluyor. Tabii biraz şey de olmuş olabilir. Yani hem ağrı hem işte bu panik atak vesaire filan tabii onu da çok ayırt edemiyoruz ama yani bu tür problemlerle karşılaşabiliyoruz tabii. Dar saha radyoterapi bile olsa, dar saha bile olsa yüksek doz alıyorsunuz. Yani 6600-7000 civarında radyoterapi alıyor. İşte kuruluk vesaire yapabiliyor tabii. Bu tür problemler olabiliyor. Lazerden sonra yani sesle ilgili şeyleri söylemeyeyim. Sesle ilgili tabii geniş bir spektrum var. Lazerden sonra daha önce söylediğim gibi en sık gördüğümüz komplikasyon sayarsak eğer granulom. Onların da çoğu kendinden kayboluyor. Kanama olabilir mi? Ya bizim işte herhalde 200'lere yaklaştı şu anda lazer hastamız. Kanama bir ya da iki tane hastada oldu. Bir tanesinde bir hafta sonra falan kanadı. Neyse o da durduruldu. Ankara dışına gitmişti hasta üstelik. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımız durdurdular Antalya'da. Yani çok nadir görülecek bir şey. Özellikle de glottik tümörlerde sonradan kanama. Aspirasyon oluyor mu? Glottiklerde hemen hemen sıfıra yakın. Ama onun da bir istisnası var. Bir tane hastamız var. 3 ay canımızı okudu bizim. Bu hasta yalnız radyoterapi nüksüydü. Aslında biraz önce de slide'da gösterdim şeyini. Ön tarafa böyle, yani daha doğrusu vokal kordun bir bölük ön kısmı, ön komisür oturmuş. Buna içeriden lazer, dışarıdan da küçük bir insizyon ve tiroid kartilajın ön kısmını hani böyle anterior lateral gibi, front anterior gibi bir vertikalle birleştirilmiş bir şey yaptık. Bu adamcağız yani uzun bir süre aspire etti, bir yerde nozogastrik takmak zorunda kaldık. Fakat sonunda rahatladı. Yani bir 6 ay falan geçtiğinde gördüğümde artık yani suyu lıkır lıkır içiyordu. Yani lazerle gerçekten öyle önemli bir problem, hani ağrı olsun, yutma güçlüğü olsun, aspirasyon olsun, solunum problemi olsun, trakeotom açmak zorunda kaldığımız bir hasta çok şükür olmadı bugüne kadar. Ama yani hiç olmaz diye bir şey yok. Buna supraglottik hastalar da dahil, robotla yapılmış olan ya işte lazerle yapılmış supraglottik, suprakorikoid hastalar da dahil. Yani plansız bir trakeotom açmamız bugüne kadar söz konusu olmadı. Onun için güvenilir transoral cerrahiler ama dikkat etmek lazım. Basamak basamak gitmek lazım. Bence transoral cerrahileri gerçekleştirmek için yeterince parsiyel
larynx kanseri ameliyatlarını da yapmış olmak lazım. Yani o konuda yeterince tecrübemiz olursa bu sefer içeriden transoral yaparken mikroskopun da artısıyla, mikroskop bir artı, gerçekten böyle işte sağlam hastalıklı sınırı da çok daha iyi ayırt edebiliyoruz ve doğru sınırlardan geçip güzelce yapabiliyoruz ameliyatlarımızı. Yani bu, şimdi bu aralar konuştuğumuz başka bir şey var, yani fırsat da var, onu da söyleyeyim. Bu biraz şey tabii, magazinsel kısmı. Bu yani lazerle ilgili yani şöyle bir şey düşünmeye başladık. Acaba lazer aynı zamanda enflamasyonu artırıp, yani eğer rezidü mikroskopik bir tümör kaldıysa onunla engel oluyor mu diye. Çünkü özellikle benim kendi hastalarım var, pozitif sızıla takip ettiğim. Mesela normal soğuk bıçakla yapsam asla takip etmeyeceğim hastaları, lazerle yaptığım hastaları takip ediyorum. Çok şükür bunlar çok iyi gidiyorlar. Yani epey bir takip ettiğim, uzun takip ettiğim hastalar da var. Belki de şöyle bir şey oluyor. Yani lazer bir anlamda bir enflamasyon yaratıyor, bir reaksiyon yaratıyor. Bu erken evrelerde, yani erken evrede bence ileri evreden ta başından beri farklı bir tümör, her ne kadar sukanojeli kanser olsa bile, erken evrelerde belki bir şekilde orayı sınırlıyor. Biraz daha işte yatışmasını, yok olmasını sağlıyor. Tabii bunları belki işte önümüzdeki dönemlerde bazı çalışmalar planlayacağız, yapacağız. Belki daha ileride daha çok fikirlerimiz olacak, daha sağlam verilerimiz olacak. Yani bugün içinde her açıdan hani güvenilir olduğunu düşünüyoruz lazer cerrahisinin. Hem onkolojik olarak hem fonksiyonel olarak ve komplikasyonlar açısından da. Belki biraz daha küçük bir grup ama siz de ona vurgu yaptınız. Bu submukozal tümörler. Yani epitelde, yüzeyde olanları tanımak da, takip etmek de, kontrol etmek de belki daha kolay. Ama hani ilk olarak epitelde çok bir şey fark edemediğimiz submukozal tümörler var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya bunlar çok can sıkıcı tümörler, zor tümörler. Bunların tabii önemli bir kısmı sukamjöli kanser olmayabilir. Tükürük bezi kaynaklı, nöral kaynaklı olabilir. Sarkomatoz şeyler olabilir. Ama sukanojeli kanser de çok küçücük bir alanda, bir şeyde, yüzeyde bir kanser başlıyor. Tamamen içeri doğru büyüyor. Orada küçük bir yarık oluyor. Bunlar daha yani ben dışarı büyüyeni vejetan büyüsün ama dışarı büyüsün onu tercih ederim. Biraz daha temkinli hareket etmek lazım. Ama yine tabii bunların tanısını koymak zor. Gerçekten insizyonu yapıp daha önce de söylediğim gibi işte derinden almak lazım. Bizim birkaç defa böyle hani biyopsi yapmak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu bu tür hastalardan. Ama yine de yani parsiyel cerrahi kriterleri uygulanır. Yani açık parsiyel veya transoral cerrahilerle bunlar çıkarılır. Tabii şimdi diğer mesajlardan bir tanesi de belki onu vurgulamadım. Ama tek modalite diye söyledim. Erken evrede T1-2'lerde amaç tek modalite. Yani adjuvant tedavi olmaması aslında istemiyoruz. Ha hiç vermiyor muyuz? Veriyoruz. Benim verdiğim hastalarım var gerçekten de. Ne zaman veriyorum? Yani mesela birkaç tane öyle hastamız oldu. İşte daha önceden bir ameliyat olmuş, lazer ameliyat olmuş. 3-5 sene sonra geçmiş, nüksetmiş. Ondan sonra o orada yani ne tümörün sınırlarını ameliyat sırasında görebiliyorsun ne de patolojik olarak çıkan sonuçlar tatmin ediyor. Böyle hani tam net bir şekilde çıkardığımızı görmeyince ben biraz rahatsızlık duyuyorum. Hani radyoterapi vermeyi tercih ediyorum. Onlar da iyi gidiyor esasında. Bazılarının sesi daha bile iyi oluyor. Çünkü diyelim bizim lazer yaptıktan sonra diyelim tip 4 civarında bir lazer yaptık. Ya da ileri bir T3 şey tip 3 yaptık yani vokal adeleden çok aldık. Bunlarda mesela ameliyat sonrası ses kısıklığı daha belirgin. Radyoterapi görüyor, biraz ödem oluyor. Bazen daha bile iyi oluyor ses yani. Ama netice itibariyle temel hedef radyoterapi vermeyecek şekilde. Yani parsiyel cerrahi yapacaksak, transoral cerrahi yapacaksak o iş orada bitmeli. Tabii bunun da en önemli kısımlarından bir tanesi de boyun kesinlikle N0 olmalı. Yani boyunun N0 olduğunu emin olacağız. Boyunla ilgili bir problemle karşılaşmayı öngörmeyeceğiz. T1-2 glotik kanserlerde bu ihtimal zaten %1-2. Karşılaşmadık mı? Karşılaştık. Yani yaptık parsiyel cerrahileri, sonra çıktı, oldu ama gerçekten çok nadir. Onun için o hastalarda zaten hani boyunun N0 olduğunu emin olursak bir problemle karşılaşma ihtimalimiz çok düşük.
Nasıl oluyor? Bazen bunu bazen böyle bazı toplantılarda tartışıyoruz. Erken evre supraglottik özellikle tümörlerde bakıyorsun 1,5 santimetrelik bir tümör var. Derinliği de çok fazla değil. Boynunda bakıyorsun 1 santimetrelik bir ışıyan mesela PET çekilmiş gelmiş oluyor bu hasta diyelim Ankara dışında. Orada da 1 santimetrelik böyle hastamız da var. Bir lenf nodu ışıyor. Ya bu nedir işte enfeksiyon mu değil mi? Yani hasta o kadar parsiyel cerrahiye uygun ki. Mesela ondan ultrasonla biyopsi yaptırdık. Pozitif olduğunu gördük. O artık ne oldu? T1-M1 oldu. Yani ileri evre bir hasta oldu. Evre 3 hasta oldu. Yani bu hastaya tabii ki parsiyel cerrahi yapabilirsin, boyun seksiyonu yapabilirsin ama açıkçası yani bu hastada benim radyoterapi vermeden çok içime sinmeyecek. Neden? Her şey çok küçük. Ben her şeyi çok iyi temizledim diyebilirsin ama yani lezyon bu kadar küçükken boyuna atması manidar bence. Burada bir başka bir biyoloji var henüz bilmediğimiz. Ben biraz daha çekindim. Yani mesela o hastayı direkt biz kemoradyoterapiye verdik. Hasta şu anda 3. senesini falan doldurdu. Pırıl pırıl dolaşıyor. Mesela o tür hastalar da var tabii. Mesela işte böyle erken evre diye lezyonu gördüğümüz. Tabii spektrum çok geniş. Yani tedavi seçeneklerinde de yani işte lazer, parsiyel cerrahilerin çeşitleri, total larenjektomi, işte radyoterapi, kemoradyoterapi, yani bu kararı vermede tabii işin içerisinde ileri evre de giriyor tabii aslında. İşte biz bu kursları falan da yaptık sağ olsun sevgili Güleser'le ve Ömer'le. Hakikaten çok çok faktör var. Ama dağılmamak için işte temel, ben hep öyle kendi pratiğimde işte böyle temel anayasalar vardır. Çok sıkıştığımda giderim oraya. Mesela aritonektomi söyledim ya, aritonit fiksasyonu olan hiçbir hasta erken kabul edilemez. Veya en pozitif olan hiçbir hasta erken kabul edilemez. Onu artık ileri evre grubuna kabul edip ona göre hareket etmek lazım. Mesela o anda o kararı verdiğim anda rahatlıyorum mesela. Tamam ben buna parsiyel cerrahiden vazgeçtim diyorum mesela işte. Her şey o karar verene kadar. Evet biraz uzattım. Yo çok güzel. Çok teşekkürler. Şimdi malign lezyonlar için aslında bunu tabii çok konuşabilir miyiz bilemedim ama bir meslektaşımız şöyle sormuş. Diyor ki yurt dışında uygulandığını duyduğumuz yüzeyel tümörlerin ofiste lazer vaporizasyonu konusunda görüşünüz nedir? Yani bugün için çok sıcak bakmam. Ama bana mesela 20 sene önce ağız içerisinden lazerle bunları çıkaracaksın, robotla şunları çıkaracaksın desen yine ona da sıcak bakmazdım. Ama biraz önce söyledim ya, yani o enflamasyon yapıyor ya. Yani belki düşünülebilir. O enflamasyon etkisi gerçekten bir şey ama bunu göstermek lazım, kanıtlamak lazım. Bu benim söylediğim kanıta dayalı bir şey değil. Bununla ilgili belki bazı çalışmalar olabilir halihazırda ama klinik olarak en azından kanıta dayalı değil. Olabilir. Ben mesafeli davranırım. Ama mesela şimdi yani hani uyutarak yaptığımız transoral cerrahide lezyonu çıkarıyoruz. Cerrahi sınırlarımızı alıyoruz. Ondan sonra da güzelce onları önümüze koyup işte cerrahi sınırı şöyle şu kadar derinlikte falan çok önemli veriler oluyor elimizde. Şimdi o öbür türlü evaporize ettiğimiz zaman yani herhalde en azından bir biyopsi var elimizde. Yani orada bir şeyleri kaçırmış oluyoruz. Ama olabilir. Belki de işte şiddetli displaziler vesaire gibi şeyler, lokoplazik lezyonlar en azından ya da böyle erken invaziv kanserler olabilir, evaporizasyon olabilir. Ama şu anda yapalım demiyorum. Yani hani o sonuçları görmek lazım. Yani o yurt dışındaki sonuçları. Her geçen gün bence de hepimiz temkinli olalım. Yani mesela onu soran meslektaşımız da. Yani öncelikle bir lazer işini yapmak lazım. Yani o uyutarak ona bir alışmak lazım ondan sonra. Yoksa bu sefer her gelene onu yapmaya çalışırız. O zaman da başımız çok ağrıyabilir. Yani o ayrımı iyi yapmak lazım ki o tür hasta sayısının bence oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Evaporizasyonla halledebileceğimiz hasta oranı. Şimdi biliyorsunuz bir cihaz, bir efendim alet elimize geldikten sonra bazen de o alet ya da cihaz için bazı endikasyonlar yaratır hale geliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani burada kanserle uğraştığımızı unutmamak lazım. Her geçen gün biliyorsunuz onun nedenlerini de siz benden daha iyi biliyorsunuz. İşte Amerika'da ya da yurt dışında birçok merkezde ameliyathaneye girmek çok daha pahalı bir şey olduğu için ofis prosedürleri hep böyle ön plandadır yurt dışında. Bizden çok daha ön plandadır. İşte önceleri papillomla bu başlamıştı. Sonra ofiste işte polibin içerisine işte enjeksiyon yapmak, polibi işte lazerle müdahale etmek vesaire deniyordu. Şimdi aynı şey kanserler için olunca tabii benim biraz tüylerim diken diken oldu. Hani çok böyle onkolojik prensipleri bir kenara bırakmadan çok dikkatli yönetmek lazım diye düşünüyorum.
Bir konuya daha hani altını çizerek, o konudaki fikrinizin tekrar yanına bir ünlem koyarak bence yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Çünkü gelen soruların çok büyük çoğunluğunu toparladık gibi. Bu şeyden bahsettiniz, tüm baş boyun kanserli olgularda özellikle hani azıcık bir şeyse, hani böyle T1A gibi değilse anladığım kadarıyla, birazcık hani ilerlemeye şeyi varsa, meyli varsa mutlaka toraks tomografisi görelim dediniz. Yani endolerin gel müdahale edeceğiniz ya da radyoterapiye verebileceğiniz bir vakada bu değerlendirme algoritmanızın içerisinde toraks tomografisi ya da başka neler var? Bence bir de onun altını çizelim. Yani bir kere zaten bütün baş, erken evrede olsa, dudak kanseri de olsa, ne de olursa, işte tükürük bezi kanseri de olsa tam KBB muayenesi ve işte boynun o primer bölgenin görüntülemesi, kontrastlı olarak görüntülenmesi çok önemli. BT veya MR. Ultrason işte lenf notlarının ayrımında gerçekten faydalı olabilir. İnce iğne bize yaptırabilir. PET ancak biliyorsunuz tanıdan sonra, ancak histolojik tanı varsa, ama biz erken evrelerde hemen hemen hiç istemiyoruz. Ama toraks tomografisiz bizim hemen hemen hiçbir baş boyun kanseri hastamız olmaz. Daha önce de söylediğim gibi bir kere ikinci primerler var. İkinci primerler, yani bunlar senkron olabilir, metakron olabilir. Yani o anda olabilir, birkaç sene sonra da çıkabilir. Yani biz tedavi diyelim ki işte hastaya paratüs kanseri, mukoepidermoid, yüksek grade'li. Ameliyatını yapıyoruz, güzel tedavi ediyoruz filan. Akciğer filmde hani böyle bir şey çektirmişiz. Bir de lenf nodu olsun diyelim mesela metastaz. Normal akciğerle ameliyatı almışız. Sonraki taramalar sırasında bir bakarsın mesela 1,5 santimetrelik akciğerde bir şey çıkar. Aa, bu neydi, şu muydu, bu muydu vesaire. Yani o bence aslında orada atlanmış oluyor açıkçası. Yani akciğerde biz o kadar sürprizlerle karşılaştık ki, bu şeyleri, ikinci primerleri zaten bizim arkadaşlarımız topladılar, onları sunacağız. Yani hakikaten önemli bir konu bu ikinci primerler konusu. Ama yani işte bir takım sekeller, daha önce geçirdiği enfeksiyonlar, nodüller, yani iyi nodül, kötü nodül, yani hakikaten planımızı çok değiştiriyor. Onun için biz yani sigara hikayesi olanları zaten, bence 10 seneden fazla bir sigara hikayesi varsa günde bir paket, yani 10 paket yıl. Zaten onların bir, hele 40 yaşını falan da doldurduysa mutlaka bir toraks tomografisini çektirmesi lazım yani. Onu tarama amaçlı çektirmek lazım. Hazır bu fırsatta da mutlaka biz, yani bizim konseye çıkan bütün hastaların toraks tomografisi olur. Sevgili Ömer de buradadır herhalde. O yani asla geçit vermez tomografiye bakmadan. Hakikaten çok tedavi planlarımızı değiştirdiği oldu. Yani onu kesinlikle öneriyorum. Bence bu yani guideline'lara da girmeli, literatüre de girmeli. İnşallah belki biz de verilerimizi yazı haline getirdikten sonra daha şeye gelir. Ben yani arkadaşlarımın hepsine tavsiye ederim. Hepiniz çektirin. Yani bir kanser varsa, baş boyun kanseri, mutlaka toraks tomografisi çektirin. Kolayı da şu. Zaten hani görüntüleme istiyoruz ya. Hani MR yerine tomografiyle benim hep işte larynx tomografisi, toraks tomografisi. Larynx'in yanına kontrastı yazıyorum. Akciğerin tabii kontrastlı olması gerekmiyor. Akciğerde ne zaman kontrastlı, toraksta kontrastlı gerekiyor? Mediasten lenf notlarını değerlendireceksek toraks tomografisini kontrastlı istiyoruz. Ama normal akciğerde gerek yok. Yani çok hızlı çekiliyor, çok rahat çekilen bir şey. İnanılmaz faydalı. Yani öğreniyoruz da hem ayrıca. İşte metastatik primerde şuydu buydu. Yani o çok, o mesajı çok net bir şekilde vermek istiyorum. Yani bence hepimiz yapalım bunu. Bilmiyorum, çok tatmin edici oldu mu bu cevap? Bu. Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki. Yani bütün sunum çok tatmin edici oldu. Sorulara cevaplarınız da aynı şekilde. Toplantının başını kaçıranlar için altını çizerek, vurgu yaparak tekrar birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Saygıdeğer Hakan Hoca'nın hani bendeki yeri çok başkadır. Ama bu bana özel değil. Hani beni şu anda dinleyen kulak kulakbombaz uzman arkadaşlarım ya da daha sonra bu kaydı izleyecek kulak kulakbombaz uzman arkadaşlarım mutlaka katılacaktır. Gerek kişilik olarak, yani kendisi olarak, gerekse de başında olduğu, kurduğu, 15 yıldır yönettiği dış kapı kulak kulakbombaz kliniğinin ve Yıldırım Beyazıt kulak kulakbombaz anabilim dalının tüm Türk kulak kulakbombaz camiası içerisindeki yeri çok farklı. Gerçekten bilimsel, objektif veriye dayanan,
birlikte paylaşıp öğrenmeye, üretmeye dayanan bir ekip grup. Biz bunu yakın zamanda, yine bu hani tarihe küçük bir not olacaksa onu da ekleyelim, Covid döneminde de yaşadık. Burada ismini zikrettiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, işte sevgili Güleser'in, Emel'in, Ömer'in ve klinikteki diğer arkadaşlarımızın hepsinin bu konuda da öncü rolleri oldu. İşte Covid sırasındaki müdahalelere yaklaşımla ilgili guideline'lar hazırladılar, videolar çektiler, fotoğraflar koydular. Bunda Ömer'in yakışıklılığının da etkisi olabilir tabii. Dolayısıyla bu vesileyle Hakan Hoca'ya, bütün ekibine, Kulak Burun Boğaz camiasına katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bugün benim konuğum olduğu için Hakan abime tekrar teşekkür ediyorum. Biz ilk fırsatta yan yana gelip kahvemizi içeceğiz. Umarım sizler de bizimle beraber olmaktan keyif almışsınızdır. Hakan abi, oturumu kapatmak için sözü ben size veriyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi seninle birlikte bu oturumu yapmak. Tabii çok, hakikaten çok güzel şeyler söyledin, çok onur ettin. Ben de yani böyle artık koltuğumdan uçacak hale geldim. ama hakikaten ekip işi çok önemli. Yani sonuçta mesela ben seni de aynı ekip gibi görüyorum açıkçası. Yani şüphesiz. sağ olsun dış kapıdaki arkadaşlarımız, oradan yetişenler, hepsi yani ellerinden geldiğince hakikaten çok üretici, fedakarca çalışıyorlar. Burada hepsini zikretmedik ama Covid döneminde de gerçekten çok çok çalışıldı, çok fedakarca çalıştılar. Her zaman öyle. Onlara da ben tabii tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer tabii çok önemli görevler üstlendi. Yakışıklılığı önemli. Ama bekar hala. Bunu da ben araya parantez yazdım. Hem yakışıklı, hem çalışkan, hem bekar tabii. Bu biraz değişik, garip bir şey yani. evet. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Bütün arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Dış Kapı KBB, herhangi bir sorunuz olduğunda sadece ben değil, bütün hocalarımız, bütün oradaki arkadaşlarımız, çalışanlarımız her zaman sıkıntısı olana, bir danışmak istenilen bir şey olduğunda ya da bir problemli hasta yaşandığında her zaman kapılarımız açık. Bekleriz. İnşallah öyle sıkıntılı şeyler olmaz ama biz de elimizden geleni yaparız. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi öpüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Son sözü size vereceğim dedim ama bu arada tatlı tatlı chatten gelen şeyler var. Onlara cevap vereyim. Tabii biz burada dedikodu yapıyoruz. Bizim mikrofonumuz açık. Arkadaşlarımızınki kapalıyken onların aleyhinde ya da hani onların adına konuşuyoruz. Ömer'in sevgileri, selamları var. Ömer'cim seni çok seviyoruz. Hani Ömer'e bir mesaj gönderelim. Güleser kahveye dahil olmak istemiş ama Güleser'cim demin söz verdik, sana bir türlü ulaşamadık. Biz sana kahveye geleceğiz bu durumda. Biz senin orada kahve içtiğini düşündük. İlk fırsatta senin yanında olacağız. Güleser tabii birçok şeyi bir anda yürüttüğü için o yani her bir yandan bunu izliyordur, bir yandan başka işler yapıyordur, bir yandan telefona cevap veriyordur filan yani. Üç şeyi yürütebiliyor. Ben şahidim. Hakan abi tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir perşembe toplantısında tekrar bir arada oluruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.